damla damla akışını izle. Video hoşuna giderse beğeni atıp abone olmayı unutma. İyi seyirler. Ne bu? Rumble var karşımıza. Rumble matchup'ını full örtüsü bir şekilde çekmemi ister misiniz? Çünkü Rumble matchup'ı yok kanalında. İsterseniz atabilirim. Yani Rumble mutlaka geliyordur karşınıza. O yüzden Rumble öğretici bir gelir bence. Bence gelir full öğretici. Çünkü Rumble mutlaka geliyordur karşınıza. En azından oyunu kazanmasak bile fark etmez. Ben lane aşamasında zaten ne yapacağınız detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bu arada rün konusunda hani gelecek olursak bu şekilde çok iyi olur Rumble'a karşı. Onun dışında Phase Rush'ta girebilirsiniz. Phase Rush'ta çok tatlı olur. Hangisiyle rahat ediyorsan onunla oyna kanka. Ya Phase Rush ya da Eğri. İkisi dışında girme. Hemen Doran yüzüğünü al. Niye Doran yüzüğü aldık? Çünkü Rumble çok fazla hasar bırakıyor kafamıza. Ve Doran yüzüğü bunu engelliyor. Yani o kadar burst atmasını engelliyor. Sıkıntılı bir şampiyondur Rumble. Yavaş yavaş oynadığınız sürece, mesafenizi düzgün kurduğunuz sürece sıkıntı olmaz. Hemen bir girelim de yine. Eyvallah Kriniz, sıkıntı yok. Strat coşkusu Phase Rush. Phase Rush strat coşkusu demek. Tamam, sıkıntı yok. Vallahi bugün çok garip olaylar yaşanıyor ya. Hakikaten ben anlamadım yani. İnşallah normal. Dur hemen intro, kanal introsunu açayım da. Kanal introsuyla bir girelim bakalım. Ne oluyor oğlum, adam dua yazdı. Selam Meliodas, hoş geldin. Minyonlar harekete geçti. Phase Rush. Aynen bak, hayatın damla damla akışını izle. Bir kısmı gelecek birazdan, bekleyin. Wonderful. Teşekkür ederim takdir için, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle direkt kafa atmayın, geri çek karakteri. Ota vur, Q at. Ota vur, geri çekil. Bu adam ne yapıyor? Hem minyonları ittirmeye çalışıyor hem de bana vurmaya çalışıyor aynı zamanda. Sıkıntı yok. Yine aynı hareket yapacak. O yüzden minyonlara hafif hafif vurmaya başladım ben. Çünkü bir daha Q atarsa minyonları ittirecek gördüğünüz gibi. Ben de oto atak attığım için hafiften. Bakın adam geliyor şimdi, Q'su yok. Oto atak vurabilirim kendisine. Bu kadar. Q'su yokken böyle takasa girebilirim. Ve lane'i ittirmesine izin vermiyorum. Yine geldi. Yine bir oto atak vurdum. Geri çekildim. Yine bir oto atak. Bakın adamı ayağımı istiyorum. Asla ve asla üzerine click atmıyorum. Ben ayağımı istiyorum adamı. Ben çekiyorum adamı. Şu an early game'de hasar vuramıyor. Neden? Bizim Doran yüzümüz var. Savaştıkça can dolduruyoruz. Bakın şu anda çok çok öndeyiz lane'de. Doran yüzüğü sayesinde can dolduruyoruz ve ayağımıza beklediğimiz için. Şimdi W açacak. W açtığı için hasar vuramayacağız kolay kolay. Açmamış. E'ye başlamış. Okey. Sıkıntı yok. Bize vurması çok daha iyi. Hemen bir ulta geri çekil. O alevi yeme. Minyonları almaya devam et. Şimdi minyonlar bayağı bir ittirmeye başladı gördüğünüz gibi. Adam çünkü Rumble ona çok daha ittirmesi. E'yi full çekmedim. Bas çek yaptım gördüğünüz gibi. W'imi açacağım. Olabildiğince push'una karşılık vermeye çalışıyorum. Kırmızı Q'um geldi. Adam atmak yerine minyonu attım. Ignite'i varsa öldürebilir. Geri çekiyorum karakterimi. Flash'ı var. Ölebilirim. Adamı atsam Q'yu çok daha iyi olacaktı. Misclick yaptık orada. Önemli değil. Bakın hemen geri çekiyorum karakterimi. Niye? Flash'ı var. Ignite'i var. Elektrosu var. Ölebilir. Vay geldi. Aynen. Çok kötü oynadı Vay ama sıkıntı yok. Bence buradan bir kill gelir. Vur, olabildiğince fazla hasar vurduğum gerisini Vay'a bırakıyorum. Neden devam etmedim? Çünkü Vay onu öldürecek. Q'su gelecek tekrardan ve o adam ölecek. Eğer ben devam etseydim orada hemen lane'i pushlaması için yardım istiyorum. Aynen öyle, çok güzel. Neden devam etmedin, bıraktın? Olabildiğince hasar vurup geri çekildim. Devam etseydim hemen chat'e bir soru soralım. Orada neden bıraktım devam etmeyi, neden bıraktım? Açıklayın bakalım. Doğru bilen var mı bakalım? Doğru bilene 250 RP ilk yazan. Bu kim kanka? Hemen bir W basalım buna. Seni kesebilirdi. Dinozorla Zintiaz yazdı. Tamam. Dinozora 250 RP'sini veriyorum. Tebrikler. Devam etseydim flash'ı olduğu için bir anda burst yiyebilirdim de o yüzden saldım. Hemen Karamür'ü ve kuvvet kitabını ekleyip devam ediyorum.
Neden karamür ekledim? Çok önemli karamür arkadaşlar. Bakın bu item snowball'umuzu sağlıyor. Çok önemli bir item bu bizim için. Minyon kaybettirmek için, alakası yok. Devam etseydim beni öldürebilirdi. Denezor 11 ve Zintiyaz yazdı. Denezor daha önce yazdı. Şimdi Denezor'a vereceğim. Modlar hemen nickname'ini arkadaşına alın. İstiyorsa veririz RP'sine. Bu ne? Bunu alamayacağız. Sıkıntı yok. Bakın lane'i pushlamıyorum. Yavaş yavaş kule altında minyon alıyorum. Asla ve asla lane'i şurada olmayacak Rumble'a karşı. Her zaman götünüzde olacak. Her zaman böyle çekin, dokunmayın. Adamın zaten flash yok. Bakın adamın flash olmadığı için Vi kolaylıkla gank atabilir. Ve bize yaklaştığında böyle hafif hafif kendisine vurabiliriz. Bu şekilde. Önemli değil yani. Sakın ama sakın ittirmeyin. Ki ister istemez pushacaktır ama bu adam böyle geri Q'suna basarsa lane sonsuza kadar benim tarafımda kalmaya devam edecek. Ben dokunmadığım sürece. Tabi onun dengesini çok iyi kurmamız gerekiyor. Kolay bir şekilde adamı dürtebiliyorum gördüğünüz gibi. Aynı zamanda da bakın ne kadar sakin oynuyorum. W'umu nasıl kullandım iyi bakın. Asla ve asla W'umu kullanmıyorum erkenden. Ignite'im geldiğinde bu adamı öldürmeyi planlıyorum. Şimdi o Q'larını yiyemeyeceğim. Tekrar tekrar Q yersem little olacak canım. Kırmızı Q'yu atalım şöyle. Svesun, teşekkürler Prime'ı kullandığın için. Umarım doğru okumuşsun. Bakın Q'sunu yiyemiyorum. Hemen geri çektim karakteri. Ignite'ım geldi. Altı olmak üzereyim. Bu da altı oldu. Sıkıntı yok. Lane tam istediğimiz yerde. Bakın 40 CS, 39 CS. Kaçırmamışız da. Çok fazla. Sakin sakin. Kule altında farm yapmaya devam. Bu adam bot lane'e ulti atmaya gidiyor. Biz de bundan fırsattan istifade canımızı dolduracağız. Ve hala dokunmuyorum lane'e gördüğünüz gibi. Önemli değil. Oradan bir Rumble kill alacak gibi gözüküyor. Alamadı, çok iyi. Blue outplay'di de bizim çocukları. Çok iyi. Şimdi burada minyonları biriktireceğim. Rumble'ın ultisi olmadığını biliyorum. Şimdi bu minyonları biriktirdikten sonra kanka Rumble no P. Aha, bak bak dipe bak. Bu adamın flash'ı yok, ultisi yok. Bak öldür direkt. Neden ghost? Hemen buradan W ile bakın. W'yu ne için kullandım gördünüz değil mi? Adam öldü. Flash'ı da yok. Bay bay. W'yu E'sine beklettim. Ki adam çok yanlış bir yere klik attı. Yani flash'ım. Adamın flash'ı yok. Ultisi yok. Benim ignite'ım var. Ghost'um var. Adamın attığı klik'e bakar mısınız? Saçma sapan bir klik yani. Direkt cezalandırdım. Hiç beklemeden. Adamın beni öldürecek hiçbir şekilde hasarı yok. Ve kaçma ihtimali de yok. Ben plate alacağım. Amumu umursamıyorum. Bu dakikalarda bana hiçbir şekilde little damage çıkaramaz amumu. Gördüğünüz gibi zaten. Hatta bu adamı kaydedebilirim burada. Gördüğünüz gibi. Çok kendime güvenerek oynuyorum. Adamın amacı lane tutmak zaten. Altım olacak burada. Yo. Yiyebilirim onu. Atsın bana. Oğlum adamdan zorla Q yedim. Allah'tan yememişim. Altı oldu. İnanılmaz yani. Ölecekmişim ha. Adama zorla Q at dedim. Dojacağımı falan zannetti galiba. Olabilir aslında yani. Dojlamak benim hatam orada aslında. Hani ben yemek istediğim için. Kırmızı Q'm geldi. Rumble'a vurdum. Şu an Rumble kendi kendini öldürdü. Gayet tatlı oldu bizim için. E atacak. Hemen şöyle aşağı doğru klik atarım. Adam klik atacağımız yere E attı. Fena değil. Ama kırmızı Q'mu yedi. Hatalı bir gameplay. Bunu W'le alırım. Uğraşmayacağım. W'm önemli şu anda. Bakın 2 level dip yedi adam. Sadece lane'e durdum. Hiçbir şey yapmadım. Ekstra hiçbir şey yaptım mı? Yapmadım. Lane'de durmaya devam ettim. Hemen W'mu kullanıyorum buna. Hemen şöyle ölmedim tamam. İyi durumdayız. Flash'ı geldi, combo deneyecek. Flash'ı geldi, combo deneyecek. O yüzden hemen karakterimi geride bekliyorum. Şöyle ultimi attım. Niye bu ultiyi attım? Çünkü vay bu adamı öldürecek. Hatta kill bende bile kalabilir. Yok, kalmadı. Hemen bu WAV pushlamasını söyleyelim. Bakın karamürümüz üst stack oldu. Vay lane'i çok güzel bir şekilde bıraktı. Umarım size de böyle bir jungle gelir. Jungle'ınız gelmese bile benim anını benim oynadığım tarzı oynarsanız zaten adamın hatasını mutlaka yakalayıp öldürürsünüz. Şöyle bayımızı attık, devam ediyoruz. Gayet güzel bir bay. Totemimizi de kullanırız. Gıcık yaptı şey.
Maalesef öyle bir jungle gelmiyor. Gelmesin, fark etmez. Benim öğretici matchuplarımda her zaman jungle'ım iyi olmuyor ki. Çoğu zaman jungle'sız oynuyorum. Yani bu jungle'ım iyi olmasa bile benim oynadığım tarzda, benim aldığım rünleri, benim aldığım itemleri, benim oynadığım tarzda oynarsanız zaten kazanacaksınız lane'inizi, merak etmeyin. Adamın üstüne koşmak yerine geriye kaytatar. Bu adamın E'leri niye %100 tutuyor bana, onu anlamadım. Adamın üzerine koşmak yerine her zaman geriye kaytatarsanız ve minyonları düzgün bir şekilde alırsanız sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Yine Vay geldi. Bu genki yiyecek adam. Ve ölecek. Çok güzel. Ignite'ı niye attım? Ghost bassam o kill bende kalırdı. Ignite'ı niye attım? Vay ölmesin diye. Vay tamamlasın diye o kill'i. Hemen Amumu'yla savaşalım. Burada savaşabilir çünkü. Vay öldü maalesef. Ghost'u burada basabiliriz artık. Amumu'yu öldürebiliriz. Ultim de geldi. Aga be! Olaya bak ya. Tüh, ben alacaktım kill'i be. Vay arkadaş. Neyse, olsun. Bakın burada önemli olan şey korkmamak ve gücünün farkında olmak yani. O adam Jinx ultisi gelmese de ölecekti bana. Hasarı çünkü bana mümkünatı yok, yetmez o adamın hasarı beni öldürmeye. Sürekli iyileşiyorum. Support Vladimir gameplay. Önemli değil. Burada önemli olan şey Rumble'a karşı nasıl oynamanız gerektiği. Zaten şu anda güçlüyüm. Bakın ultisi yok, ignite yok Rumble'ın. Bunu bildiğim için kafasına oynuyorum ve vurdum, hasarı gördünüz. Hemen bir daha. E'ye bastım. Q'ya bastım. W'ye bastım. E'sin doğruyordum. Öldürdüm. Şimdi buradaki olay ne? Buradaki olay Rumble'ın skill'leri olmadığını biliyorum. Rumble'a level dip attım biliyorum. Gücümün farkında olmak tekrardan. Agresif oynamak, bu adamı öldürmek. Çoğu insan belki geri çekilecekti orada. Aa, aman aman base atan falan bilmem ne. Yok, gerek yok kanka. Adam böyle klikler atıyorsa cezalandır. Çünkü güçlüsün ondan. Bak burada plate'i de alacağım base atmadan önce. Bu ne kanka? Buradan bir bait atacağım. Tamam, bunu bilerek yedim. İnşallah ultisi yoktur adamın. Yavaş, o yüzden geri oynuyorum da, bu adamı öldürebilir miyiz vay? Eyvah. Enti. Hemen şöyle moral bozmasın çocuk. Mental destek verelim. Ultisi yok şu anda. Ignite'i de yok. Ölmem. Belki bait bile atabilirim aslında Amumu'dan Q'yip. Ama Amumu'nun ultisi geldi, bunu biliyorum. Şu an bayağı hasarım var. Hasarım çok yüksek. Ignite'im gelirse base'e gitmeden bir daha öldürebilirim. Neden bu hareketi yaptım? Çünkü Cannon değerli bir şey. Bu hareketi de alabilirsiniz bu arada. Ama tabii %100 ölmeyeceksiniz yapın ha. Sakın, aa Selçuk abi böyle Cannon alıyordu, ben de alayım, aa W attım öldüm. Yapmayın yani öyle hareketler. Sakın yapmayın benden görüp. Oo! Abi niye öldüm ya? Böyle adamlar üzerine geliyor. Canı bir kalmış falan. W ile kendini almaya çalışıyor. Sonra ölüyor. Bu adam öldü bu arada. Benim ekranımda şu an öldü. Sizin ekranınızda nasıl bilmiyorum. Canımı doldurdum çünkü. Şu anda bu kadar parayla kalmanızı önermiyorum. Ama şimdi Rumble'ı ölmek istiyorsa öldürürsün. Niye olmasın ki? Bu ne lan? Lan bırak artık beni. Manyak. Aa! Lan bırak! Bırak! Öldürür müyüz bu adamı chat? Ne diyorsunuz? Lan! Görüş gitti. Neyse salıyorum. Ghost'um da bitti. Görüş de gitti. Salacağım. Belki ölürüz falan. Rezil ol. Oh shit son. You got baited. Ghost'a mı sövmüşük? Yok canım. Flash da kaçardın oradan ya. Ben geriye kaytladığım için. Yani ama Ghost'la her türlü daha fazla oyun kazanırsın yani. Kullanmayı öğrenirsen tabii ki. Çünkü Ghost'a karşı ne yapacağını bilmiyor insanlar. O yüzden de zaten bu setup'la giriyoruz. Ayağına kara mühür geliyor. Kara mühürümüz varken de şimdi Magic'i almak.
Biraz smurf olabilir. Evet. Yani kara mühürü ayağımıza geliyorsa ve 10 yaptıysak direkt kara mühürü mejeye çevirmek de, eğer ölmüyorsanız, ölüm ortalamanız 3.2 ise, 3.5 ise alabilirsiniz mejeyi. Ama ölüm ortalaman 31 ise alma. Değil mi? Mantıken anlamazsın ölüm ortalaman 31 ise. Ne ayakkabı ne meje alın. Vlad da ayakkabıdan önce item bitirmek daha önemlidir. Mejeyi şu anda zaten hayvan gibi hareket hızı bize sağlıyor. Merak etme. Her zaman paran varsa item bitir. Paran yoksa, 800 gold'un varsa ayakkabı bitir. Bu kadar. Abi ayakkabıyı sat, bu oyunu al. Al işte. Sonra niye oyun kaybettin değil mi? Geçen maçı atayım mı ben, geçen maçı YouTube'a, ister misiniz? Ama haksızlık o. O maçta Vayne ya bu satıyor ya da script'te. Sayılmaz bence o. R vermiyorum. Innamon biraz bakabilsin. Sana sadece sebebini şu şekilde gösterebilirim. R'ye shift'e bastığımda gördüğün gibi 100 hasar artışı. E'ye shift'e basıyorum, 31 hasar artışı. Gördün mü? Artık yeterli olması gerekiyor bence bu açıklamanın. Bu ne kanka? Burada ölmeyik burada. Burada hareket edebilirsek aslında, bakın W'su Q'su gelecek. Buradan kaçıyorum. Violet'ten sonra hiçbir şeyim yok. Sadece orada söylemem gereken şey, önemsiz olmasına rağmen, orada aslında bana kazandıracak hiçbir şey olmamasına rağmen, gidip ultiyi nasıl kullandığıma bakın. Nasıl bir line'da iki kişiyi tutturdum. Ben Vlad playlerini inceliyorum. Orada 3 kişiye 4 kişi ulti tutturabilecekken tutturamıyor insanlar. Orada ben 2 kişi ulti tutturmak zorunda mıydım? Değildim ama tutturdum. Niye? İyi Vlad'ım. İyi Vlad olmak istiyorsan orada benim attığım açıda atman gerekiyor iki insan tutması için. Şuradaki wave'i alalım benim. Benim kalbime ağrı girdi. Niye öyle oldu? Kahve içtim diye. Tamam. Bir anda böyle gitmem yok mu chat? CD ne demek? Cooldown. Bekleme süresine azalma demek. Karşı takıma bakıyoruz şimdi. Çok kritik. Bakıyoruz. Rumble kalkan alıyor falan filan. Bu el bence ne olur biliyor musunuz? Bu el, bunu bitirirsin, bunu alırsın, devam edersin. Niye? Hareket hızına çok ihtiyacımız var. Bir. İkincisi, kite atmamız gerekiyor. Rumble tek yemiyor. Hareket hızına da ihtiyacımız var. Direkt kozmik hızlandırıcı çakarım ben bu el. Anakin kan krizi. Bak şimdi burada adamlar ölmek istiyor. Ne yaparız peki ölmek isteyen arkadaşları? Önce Q'ya basarsın bir. Sonra bu adamı şöyle tek dersin. Bu adama böyle ulti var. Benim W gördün mü? Neyse önemli değil, her türlü yetişeceğim zaten. O çok dert değil. Ben yetişemezsem de Try zaten yetişecek. Böyle bir roket kemerle de bitirirsin. Niye bu kili ben aldım? Çünkü mejeyim var. Senna'nın W'sunu arkadaşlar yemeden önce W atarsanız dojlarsınız. Benim gibi mal gibi W yedikten sonra atarsanız öyle mal gibi kurece şeyin altında beklersin. Ama tabi Ghost'um ve mejeyim olduğu için bu adamın kaçma ihtimali olmuyor. İsterse 10 tane flash atsın. Bir de daha her şeyi oynayabilirim. Sen yeter ki iste. Bu adam da öldü. Ölmek istedi. Ölüm atlayışı yaptı. Bunu almayın. Sıçtık. Sıçtık. Şimdi her serimde de söylediğim gibi diyorum ki arkadaşlar, dakika 22'den önce lütfen ama lütfen inhibitor almayın. Niye? Çünkü oyunu bitiremeyeceksin ve adamlar beleş farm yapacak. Bu kadar. Niyeymiş chat? Söyleyin bakalım, dakika 22'den önce neden inhibitor almamalıyız? Açıklamasını yapın bakalım. Aleykümselam, hoş geldin. Teşekkür ederim takibin için. Merhaba. Evet, dinliyorum. Oyun lose olur, beleş farm. Adamlar farm yapar, kasılır. Bravo. Çünkü salaz. Bitiremeyiz oyunu. Tebrikler. Bravo. Oyun bir anda gidebilir. Tebrikler. Yani ne yapıyoruz? Demek ki bu dakikalarda mal gibi takım arkadaşlarınız inhibitor'a vuruyorsa kafalarına ünlem atıyorsunuz. Böyle bak. Böyle bak. Böyle böyle. 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 Bak nasıl rahatsız edici, gördün mü? Onu yap. Adamlar rahatsız olsunlar. Almayın almayın falan yaz ki oyunu kaybetmeyin bir anda. Tamam mı? Ne olur ne olmaz. 100k hasarla beyin kasabilir. Mesela değil mi? Örneğin. Kuşatma minyonu alamıyor bir dalga. Bak gördün mü? Hemen ittirdi lane'i. Şimdi bu adamı, bu minyonları
adamlar alacak rahat bir şekilde. Base atacak birisi, bu minyonları kesecek. Ezreal adam scale, Senna scale. İyi mi oldu, kötü mü oldu şimdi almamız? Tabii ki kötü oldu. Bak oyunu bitiremiyoruz, üzerine ölmeye devam ediyoruz. Bak Ezreal burada beleş farm yapıyor. Ya bak buradaki Rumble'ı cezalandırdık ama biz şu anda. Bu Rumble şu an ölü benim ekranımda. Nereye kaçtı sizce? Burada mı base atıyor? Burada mı base atıyor? Nerede base atıyor? Hiçbir yerde base atmıyor. Siktir et o zaman, farm al. Bakın ölmeye devam ediyoruz. İnhibitör açtık. Adam farm yapmaya devam ediyor. Biz ölmeye devam ediyoruz. Kule vermeye devam ediyoruz. Ne oldu şu anda? Oyun bir anda zora girdi. Ki daha girmemiş abi, bu girecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden inventörü almayın. %100 bitirecek sana. Bak oradaki toplandık adamlar 30 saniye falan doğma süresi. Sen hayvan gibi kasmışsın, adamlar kasmış. Ondan sonra ne oluyor orada? O alamet açtı oraya. Manyağa bak, buraya açsana oğlum. Farma devam. Bakın buraya gelebilecek kimse yok. Çocuklar ölmeye devam ediyor. Buradan solo XP'mizi alacağız. Umurumuzda değil. Niye? Neden base atmadık? Çünkü Y alamet alıyor. Oraya her türlü gittiğimizde eksik olacağız ve Smite ile birlikte amumu onu alacak. Yani oraya tek başına gitmenin bir manası yok. Sen burada bakın 550 gold'u cebine ekledik. Sen takımın kendisisin. Önemli olan tek şey sensin. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün ve sevgin var. Vladimir oynuyorsan bu cümleleri aklına koyman gerekiyor. Farma devam. Bütün jungle'ı, top lane'i sömürdün. Ne kadar paran oldu? 2100. Ne güzel. Meje'yi bitir o zaman. Ne meje'si lan? Kozmik hızlandırıcı. Ultin de var. Aynen, ultin de var. Tabii. Bakalım karşı takıma. Hala MR göremiyorum. O zaman Rabadon'a gideriz. Şimdi bu oyunda Zhonya almak çok önemli. Zhonya'yı mutlaka ben bile alacağım. W'mu çok iyi kullanmama rağmen. Ha bak şu ana kadar ölmemişim. Çok iyi W kullanıyorum. Ona rağmen Zhonya alacağım. Niye? Çünkü W'mun dışında çok daha büyük etkenler var burada. Rumble'ın ultisinde kaldın mı ölürsün W'dan çıktığında. Ama ultisi zaten bir tuşla böyle ah stun atıyor. Erşan Kuneri sıkıntılı. Senna'dan W'su sıkıntılı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu el Zhonya şart. Yine farmları almaya devam ediyoruz sağda solda. Bakın burada böyle herhangi bir agresif click görürsem bu adamları teklerim. Sıfır şaka, kafalarına vururum. Öne doğru gelirlerse öldürürüm. Şimdi şuraya bir görüş atacağım amumu gidince ki şurayı göreyim diye. Burada görüş var mı? O yüzden geriye çekiyorum her ihtimale karşı. Herhalde. Derken try. O umurumda değil. Top lane'indeki farmı almaya gidiyorum şimdi buradan. Neden? Çünkü önemli olan şey boş lane neredeyse orada farm yapmak. Bakın 189 CS'im var ya 22 dakikada. Kötü. Çok kötü. Çünkü boş zaman kaybetmişim demek ki ben bu oyunu oynarken. Yanlış yerlere click atmışım. Normalde 210 CS'im olması gerekiyor en az. Anlatabiliyor muyum? Top lane'e click atmasaydım daha da az olacaktı. Böyle Ejder fight'ında zaman kaybetseydim çok daha az olacaktı. Bu adam benimle birlikte farm yapma kararı aldı. Ne güzel. Aram oynuyoruz. Sıkıntı yok. Base'e bas. Bu ne? Tek attı. Süper. O ne kanka? Try ne yapıyor? Mesela bak orada beleş bir meşeyi isteği gördüm. Alamadım. Önemli değil. Ama ulti atabilir. O yüzden geriye doğru kaytlıyorum. Roket kemerim de yok. Ghost'um da yok şu anda. O adamı öldürdüm. Bak Senna'ya da ulti attım. Senin de canı biri kaldı. Hala da kaytlıyorum adamları şu anda. Onu yedim. Çıktım geriye. W'mu bekleyeceğim. Ezreal çünkü sürekli götüme kiyote. Bak içeriye E attığını gördüm Ezreal'ın. W ile bunu dojladık şöyle. Kaçtık. Mece'imiz 25 oldu. Hemen buradaki kurtları alacağım. Bir tane daha aşırı büyük sopa. Gördünüz. Fight'ı nasıl oynadım. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Hiçbir şey için acele etmeden. Adamlar zaten mutlaka hata yapacaklar. Sen acele etme. Sen düzgün oyna. Kozmik hızlandırıcı boşuna almadın. Kayt atman gerekiyor. Al minyonları, devam et. Bak bir saniye olsun boş klik atmıyorum. Ya adam öldürüyorum ya minyon alıyorum. Ya adam öldürüyorum ya minyon alıyorum. Bak minyonuma kaç olmuş. Gördün mü? At base'i, al aşırı büyük sopanı, devam et. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkürler takibin için. İyi seyirler. Hemen buradan aşırı büyük sopamızı bir tane daha ekliyoruz. Ne yapıyoruz sonra? Bot lane'e klik atıyoruz. Neden bot lane'e klik atıyoruz? Bakın top lane'deki minyonlar pushlamış. Şimdi buradan bir minyon dalgası daha gelecek.
O dalgayı alacağız. O dalgayı almadan yoldaki Gromp'u da alacağız. Niye? Çünkü Y yukarıki side'da. Gromp'unu aldığımızda bize kızmaz. Adam yakınsa size jungle'ınız, o zaman jungle'ınızı alırsan. Adamın jungle'ını o zaman alırsan adam sinirlenir. Selam, hoş geldin. Hemen bot lane'e geldik. Aha, burada Rumble'ı gördük. Wonderful. Önemli değil. Bu adam her türlü zaten slow atacak, kaçacak. Şimdi yavaş yavaş oynuyoruz. Niye hemen karakterimi geri çektim? Bir, harita kömür gibi. İkincisi, karakterler hiçbir şekilde gözükmüyor. Sen ileri klik atarsan Amumu çıkabilir, bilmem ne çıkabilir, bok çıkabilir. Sen safe olan noktada bekle minyonları, onlar gelecek zaten, dert etme. Bak geldi, aldım minyonları, devam et. Şimdi Amumu'yu mid lane'de gördün. Tek sana sıkıntı atabilecek karakter Amumu. O yüzden hemen kliği at. Devam et. Bak hemen bize geliyorlar. Hemen geri çektim karakterimi. Bu kadar. Adam hata yapsaydı öldürdüm. Yapmadı. Geri çektim karakterimi. Bu kadar. Bak, the right up lane'de aynı zamanda ittiriyor. Baya pressure var şu anda adamların üstünde. Nereye gitsek? Ulan Troya mı gitsek? Villa'da mı gitsek? Ne yapsak? Yani beyinsiz bir şekilde farm yapmak, savaş yapmak yerine hemen side lane'leri kullanıyorum. Jacker Picker, teşekkür ediyorum Prime'ını kullandığın için. Hoş geldin aramıza. Discord'da yoksan Discord'da bekliyorum. Bak şimdi buradan Rumble gelebilir buraya. Bak. Hareketleri bir kes şimdi bak adamın. Bak, öldü mesela. Yaşama imkanı yok. Sadece ultim ölecek. Gördün mü? Hata yaptı. Öldürdük. Bitti. Farm'a devam et. Bak şimdi bize tehdit oluşturabilecek hiçbir şey yok şu anda. Haritada gözün olsun. Bunlar mid lane'de. Hemen side lane'den devam ediyorsun. Herhangi bir sıkıntı olursa da ghost'u basıp siktirip gidersin zaten şu anda, tamam mı? Bak. Al minyonları. Bak minyon sayıma bak. 25 dakikada 240 sayıyız. Baron alırlar. Bizim çocuklar canlı. Aslında o baronu alamamaları lazım. Niye? Adamların rumble'ları yok. Önemli değil. Vurmaya devam et. Hiç önemli değil. Takımın kendisi sensin. Bak 550 gold'a cebime ekledim. Bu adamın bu baronu alamaması lazım. Aynen de alamadılar. He, baronu alsalar da abi ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı kanka. Sen çünkü aşırı güçlü bir karaktersin şu anda. Mesela Rumble şimdi karşıma gelecek tekrardan. Rumble'a bir daha tek atacağım. İstediği kadar gelsin. Bak şimdi hareketleri izle. Bak gördün mü? Ne dedim? Her dediğim oluyor. Vur abi inimtöre. Al buradan inimtörü. Bot lane kulesi zaten minyonlarla şey yapacak. Ha, geldi adamlar, kaç. Önemli değil. Sen önümüzü kesmeye çalışıyor. Bastım ghost'umu. Bunu dodge'ladım. Buna Q attım. Kırmızı Q'lü adamın üzerine gideceğim. Şuraya bir tane görüş attım. Exhaust edim. Exhaust olduğu için ulti atmak zorunda. E'ye bas check yaptım. W bastım. Hızlandım. Kaçtım. Seneyi de öldürdüm. Hemen buradan topside'a gidip minyonları ittireceğim. Sonra oyunuma devam edeceğim. Neden ulti attım orada? Çünkü exhaust olduğu için hasarım yetmeyecekti ama exhaust olmasına rağmen ultiyi attığım için orada hasarım yetti. E'yi bas check yaptım, bitti. Şimdi base'e atıyorum. Buradan Rabadon'un şapkasını bitiriyorum. Karşı takımın ne aldığına bakıyorum. Hala MR göremiyorum. Şu anda Zonya'lık bir durum bence yok. Bu item'ı bitirmek çok daha iyi olacaktır. Maviyi ben alsam çok daha tatlı olur. Try'ımız aldı. Önemli değil. Bakın şimdi taba bastığımızda level'lara bakıyoruz. Adam 15, 13, 13. Ben 17. Niye 17 level'ım? Side lane'de farm yaptım. Bakın 20 dakika 250 CS. 9'a 0 oynuyorum. Hem düzgün W kullandım. Hem düzgün yerlere klik attım. Tamam mı? Bakıyoruz buradan şimdi haritanın durumuna. Mid lane'den bir kere gidemeyiz. Hemen side lane'e devam ediyoruz. Side lane'de çok güçlüyüz. Bizi öldürebilecek kimse yok. Mesela Teemo buraya klik atarsa ölür. Ama atmayacak. Attı. Öldür. Öldür çık. Zonya'sı var. Zonya basacak. Onu da Vay öldürecek zaten. Al minyonları devam et. Bu kadar basit. Devam et side lane'den. Bu adamlar mid lane'den istediği kadar gelebilir. Ben şimdi buradan burayı pushlayacağım. Bana tehdit oluşturabilecek kimse yok. Al abi burayı. Aldım burayı bak. Basacak basacak hızlı hızlı. Minyonları kaytlaya kaytlaya inimitöre doğru geldim. Hemen bu minyonları aldım. Bot lane'den try alıyor. Mid lane'den Y alıyor. Şu anda adamlar bok gibi bir makro yaptı. Biz de bunu değerlendiriyoruz. Bu kadar basit. Adamlar base attı geldi ama çok geç. 3 tane inimitör verdiler. Şimdi
Buradaki milyonları da bir cebimize cukkalayalım. Hemen buradan çekiliyoruz. Niye? Bir, ultim yok. İki, ghostum yok. Ben bir şampiyon değilim. Bunu dodge'da. Bu adamlar burada savaşacaklar, ölecekler. Umurumda değil açıkçası. Hemen jungle'ları var mı diye bakalım. Ne oldu? Öldüler. Acaba niye öldüler? Bakın, takım arkadaşlarım hata yapmaya devam ediyor. Ben umursamıyorum. Takımın kendisi benim. CS'inki devam ediyorum. Item'ı bitirdim. Bakın şimdi AFM ve canıma bakın. Son item olarak bu item'ı almak Vlad'ı uçuruyor. 4245 canım var. 697 AFM var. Bastım. Ne oldu? Neredeyse 5k oldu. Bam. Ne oldu? 4962 oldu. Gördünüz mü? 878 can barıma bir bakın. Şu anda inanılmaz güçlüyüm. İnanılmaz bildiğin raid boss'um yani şu anda. Beni kimse kesemez şu an. Keserlerse sisi şeyine keserler. Vlad hariç bayağı oynadığım şampiyon var. Oynayabiliyorum. Bu adam mesela ne yapıyor? Bu adama şimdi tek atar mıyım? Atarım. Burada ölebilirim. Geri çekeceğim. Teemo da yanarak öldü zaten. Biliyordum. Yine buradan bir Q'ya basalım. Bir daha Q'ya basalım. Canımızı fullleyelim. Senna'yı yakalardım ama Teemo mantarları var ne yazık ki. Dert değil. Ejder 14 saniye. Ejder'e ping attım. Devam edelim. Bakın orada tek yemedim. Neden tek yemedim? Çünkü çok güçlüyüm şu anda. Yani aldığım itemlar çok doğru. Attığım skill'ler adamları öldürebileceğimi biliyorum. Ölmeyeceğimi biliyorum. Hala da oyun boyunca 30 dakikalık oyun boyunca ölmemişim, üzerine 11 kill almışım, 300 CS yapmışım neredeyse. Sadece ekstra yaptığım bir şey var mı? Bence yok bu oyunda. Yani düzgün yerlere klik atıp sadece düzgün bir şekilde spell ve ulti kullandım, bu kadar. Ve şu anda adamlar öldü ama bunun ultisi yok. Bu saatten sonra oyunu oynayamazlar ama bunun ultisi yokken. Bizim çocuklar çok deep girdi, çok gereksiz. Bakın ama bunun ultisi olmayışı çok iyi ama şimdi şöyle bir problem var. Neden? Benim ultim yok. Şimdi Senna'nın ve Ezreal'ın aynı yere denk geldiği bir sahne bulacağım ve girmeye çalışacağım oraya. İkisi çünkü tek atabilirim. Bana bir Lulu hız verirse tabii ki. Lulu'dan hız gelmesi gerekiyor. Senna öldü mesela burada. Burada Rumble da ölecek. Kozmik hızlandırıcım çalışıyor. EW'ye gireceğim. Amumu Q atabilir. Ulti atabilir vesaire vesaire. Burada ölebilirim. W'm geldi ama ölmeyeceğim. Gayet güzel. Ulti geliyor Ezreal'dan. Kafa attım. Yine ölmedim. Buraya gel. Boom. Ne oldu? Oyundan silindi. GG, well played. Ne oldu? Zor bir oyundu bence. Bizim takım gayet kötü oynuyordu ama düzgün itemler, düzgün yerlere klik, düzgün falan filan. Düzgün oynadığın zaman oluyor işte. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Devam ediyoruz şimdi. Ben her oyunu bu şekilde anlatarak oynuyorum. Her türlü pozisyonda, her türlü sıkıntıda. Hiç fark etmez. Doğru şeyleri yaparsam bu karakterle kaybetme olasılığın yok. Bu Elo'da bakın. Abi sen o zaman kaybetme olasılığın yok. Niye %100 win rate challenger'a çıkamıyorsun bilmem ne. Şimdi bak. Sen elmas 2'ye, elmas 1'e kadar çok rahat bir şekilde bu karakteri oynarsın. Lig yükseldikten sonra bu karakterin zorluğu başlıyor. Ama sen elmas 3, elmas 2'ye altındaysan benim yaptıklarımı uygula, kaybetme olasılığın inanılmaz düşecek. Onu söyleyeyim.